Bugün Fransa'daki Maltepe Park AVM'sine giriş yaptık. Kısaca değerlendirmek istiyoruz AVM'yi. Nasıldır? Nedir? Temiz midir? Pis midir? Tabii tabii. Yani bu konuda biraz titizizdir, ayıptır söylemesi. Çok. Çok. Koridorları biraz daha geniş olduğu için güzel bir görüş sağlıyor. Güzel yani. Ben beğendim. İlk izlenimlerim, ilk izlenimleri bu şekilde. Benim de ilk izlenimlerim şu şekilde. Beğenmedim. Hani normalde burada kimse olmuyor fazla. Aa bak bak bak. Tamam o zaman gidelim oraya. Kapat videoyu sen. AVM time'ımızda ilk durağımız ikimizin de favori mağazası olan Gratis olacak. İkimizin değil. Senin benimki Rosman. Şu an benim favori mağazam olan Gratis'e gidiyoruz o zaman. Nice. Nice. Yok olmadı. Ya Gratis şahsıma biraz ufak geldi. Çok küçük ve dar. Sen söyle. Koridorları dar. Obsesif kompulsif bozukluk var. Ya bir de şimdi içeride çok kayıt almak istemedim. Sonuçta herkesin mahremidir, özeldir, ayıp olur diye. Yani burada çok, nasıl söyleyeyim, burası Titanic gibi olmuş artık. Aynen. Neden Titanic gibi? Çünkü burası batar. Demem o ki burası batar. Sen olsan bari o. Sen olsan. Aleyne severiz. Sevmem. Aleyne izleyin. Sen olsan bari. Hazırım diyorum dünden. Telif yiyeceğiz. Şimdi tuvalet değerlendirmesi yapalım istersen. Derin uçurumlar daha çam. Unuttum lan şarkı. Bu konuda sen bilgili bir insansın. Edipsiz koyumdum. Mesela insanlık hali, birisi geldi tuvalete girmek istiyor. Evet. Burada tavsiye edebileceğim bir yer var mı? Tavsiye edebileceğim bir yer. İkinci kat en iyisi olacaktır. İkinci katta da en iyisi yüksek ihtimal de facto taraflarındaki olabilir. Hangi kabin? Kabin mi? Hı hı. En son olmaz, en ilk olmaz. En sonun bir öncesi olabilir. Mantıklıdır. Çünkü herkes en sona gitmez, en ilke gider. Ama bazıları inadına en son olsun ister. En sonun bir öncesine kimse gitmez. Derin bilgiler. Teşekkür ederiz. Saat gece 1 suları. AVM kapandı artık gördüğünüz gibi. AVM kapalı. Evet, AVM'de bir gece geçirme videomuzu başlat. Şu an başlat. Şaka. Şaka. Her yer kapanmış. Burası zaten batar. Gördüğünüz gibi AVM hala açık. Saat 8 mi? Yani. 8.30 mu ne? Şimdi de facto'yu gezelim diyorum ben. Kulağımda cevapsız çınlama. Şey. Biri beğenir mi? Yok, de facto'ya gireceğiz. De facto'nun şeyini söyleyeyim, şarkısını. Anlaması lazım tam benim tarzım. Anlaması lazım. De facto benim tarzım. De facto. Değişik bir şeysin ya. Yani nasıl? De facto mu? Evet. De facto her zaman gibi. Yani ucuz, ben sevmiyorum. Pahalı, karışık. Ben yani, seviyorum. Benim en sevdiğim çok, mağaza de facto. Benim en sevdiğim mağaza ne bileyim, Zara, Berçka. Zenginlik. Gibi mağazalar YouTube olduğu olunca böyle oluyor. Biz de yapamadık işte. Biz ne yapalım? Yani böyle mağazaları sevdiğim için de facto biraz daha... İşte ne bileyim i̇şte, ya. İşte değil mi? İşte değil mi? Bilmiyorum. Biraz ucuz. O neyse, sen gidiyor. Ne zaman filmi çıkıyor ya? Hangi film? İşte Barış Kabakulak. Hayal mi gerçek? Hayal mi gerçek? Şu an Viyana'dayız. Özel olarak bakmak istediğim bir şey var mı? Viyana'da mı? Evet. Yok. Baktığımızda güneşi uyandıralım.
Ekonomi. Ekonomi olsun. İktidarın psikolojisi, her şeyler çok önemli. Daha sonra... Yaklaşır mısın? Ekonomi ve iş yönetimi konusunda lütfen gördüğünüz gibi Şeyma Subaşı gibi ekonomiyi çok iyi yönetmeniz lazım. Doğru söylüyor. Şimdi kaybet. Heh, buldum. Okur yazar birisi. Kendisi 4. üniversitesini okumakta. Okumayı seven biri. Gerçekten bu kültürün ile herkese örnek olması gereken birisi. Teşekkür ederim. Yaşam üzerine sohbetler. Astroloji söyleşildi. Sayfaları detay alabilir miyim? Ben tabii. Montajda koyarım. Şöyle göstereyim. Okuduğun sayfayı aç ki şey olsun. Hiç gerek yok. Aç. Orayı alalım ki şimdi montaj. Bir saniye. Bu ne? Yok. Yok. Planı yaptığınız nasıl belli olsun. Bir şey diyeceğim. Ben gayet beğendim ya. Güzel burası baya. Diyenler. Peki bunun yeri neresi? İşte. Şura. Yok orası değil. Orası koysan. Ama yakıştı aslında. Orasıydı zaten. Şimdi Teknosu'ya geçelim. Teknosu'ya bakalım bir. Orada hem PlayStation falan oynarız. Şey var ya. PlayStation. Sen içindeki kitabı yapıyorum. Çıkarttın mı? Yok. Çıkartalım. İçinde kitap mı var onun ki? Onu çıkartalım öyle de. Ne yapmışlar oğlum? Baba oğlu olarak yapmışlar. Baba oğlu diyorsun. Aynen. Şimdi Teknosu'ya geldik. Buranın da teknolojik açıdan bir değerlendirelim istiyorum. Sen çalmayı biliyor muydun? Tabii. Gerçekten biliyormuşum. Bilendim. Gerçekten inanamıyorum. Koskoca Teknosu'nun televizyonu kırık. Böyle bir şey oldu. Aa, Japon balığı. Benim de vardı. Benim hala var. Yok, sen benim yok ki oğlum. Öldü. Aa, Japon kadını. Benim yoktu. Benim de yoktu. Bir sihir gösterisi yapmak istiyorum da. Gördüğünüz gibi burada Barbie var. Fakat. Tada. Yok. Çok iyi. Nasıl yaptın bunu? Sır. Merhabalar. Merhaba. Yardımcı olabilir miyim? Tabii, televizyon bakıyordum ben. Evet. Nasıl, önerir misiniz? Tavsiye ederim. Alacak mısınız? Tabii, almayı düşünüyorum. Nakit olarak mı yoksa böbrekle mi? Son olarak telefonlara bakıp Teknosu turumuzu tamamlamış olacağız. Teknosu'dan memnun kaldık. Bence gayet başarılı telefon. Ben artık bize yetti. Bana yetti. Yani ben de yoruldum. Önümüzdeki AVM time'larda o zaman görüşmek üzere. Görüşmek üzere.